2023'ün ilk videosu. Yeeey! 2-1! İnşallah düşmezsiniz. Aa, dışarıda oynuyorlar kız. Kanımcılık kazanacak. Kaşarito. Herkese yeniden merhabalar ve hoş geldiniz efendim. Hoş geldin. Çok insan olunca ben hala çekiniyorum. Bugün 31 Aralık Cumartesi. Ben de. Oh, merhaba. Oh, hoş geldin. Birazcık geç kalmış olabiliriz. Hiç önemli değil. Hiç önemli değil. Konuşmayacağım bunu. O konuyu. Arkadaşlarım saat zannediyorum ki 3.30'da bu arkadaşlar geleceklerdi. Dün telefonda bize dedi ki 3 veya 4 dedi ama şimdi biliyorsunuz İstanbul trafiği, bugün yılbaşı. Dersler falan bir şey oldu. Çünkü dün konuşurlarken İstanbul işin içinde yoktu. Allah seni kahretmesin. Şuradaki saati göster, beni delirtme. Ama bazı yerlerde şu an saat 4'ü 7 geçiyor. Sayılmaz mı bu? 18.07. Bak hiç utanması yok. Harbiden 3 saat rötarlı. Daha Betül ortada yok. Bir güzel market alışverişimizi yapacağız. Sonra yemeklerimizi yapacağız. Ay, yeni heyecanlı olduğum şey yemek kısmı şu an. Ve deli gibi açız. Bak açken bence alışveriş yapmak hiç sağlıklı bir şey değil. Evet, kesin cozutacağız. Cozutacağız. Taşınacağız diyoruz. Asla konuşamıyoruz. Taşınacağız diyoruz. Asla taşınamıyoruz ya. Market alışveriş yapmayalım dedik yine neredeyiz? Bu gecelik alışveriş yapıyoruz yine. Hadi başlayalım öyleyse. İkinci sabıkalı. Neredesin sen? Yemin ederim korkarak geldim. Biraz da kalorili şeyler de alalım. Aşkım sen de kap Antep fıstığı. Antep fıstığı aynen. Şurada Antep fıstığını bu markadan mı alalım? Şey karışık var. Karışık alalım. Karışık var, onu alalım. Ya ben karışık sevmiyorum. İçinden arayıp bul. Hiç hoşuma gitmiyor ya. Nerede bak. Betül almayalım. Peki sizce çubuk mu pilav mı? Aşkım ikisi de yenir bence. Tamam. Bu gece çocuklar gibi şeyiniz arkadaşlarım. Yapıyoruz alışverişimizi. Ben soslu fıstık. Afiyet olsun. Sade bir alışveriş olsun. Neden? Turşu muşu alalım, patates kızartması alalım, sebze alalım, fırında sebze yapalım. Fırında sebze. Ben hep arkadaş gruplarında et yemeyen bir tek ben olurdum. Ama parası. Bakın daha gireli bir dakika oldu, her şeyi alıyoruz. Böyle olmaz, biraz emin olun. Sade bir alışveriş olsun. Neden? Pişmaniyede para harcamayacaksın. Bak. Haklı biri. Ondan daha kanki, ben onu daha çok seviyorum. Yapıştır. Bak direkt sağlıksız bir şekilde başlamış bulunmaktayız. Bizim yine en sevdiğimiz yer burası hayatım. Aynen. Annemden burada tuvalet kağıdı adetini hesaplıyorum. Acaba şimdi adeti ne kadar? Yok, hiç o topa girmeyelim, hiç vaktimiz yok. Haydi bakalım. Buldu yine bizimkilerden. Aynısından aldım geldim. İyi yaptın aşkım. Turşular alınıyor, seçilsin. Buyurunuz efendim. Yeter mi ki? Yeter. Bana yetebilecek salatalık turşusu budur arkadaşlarım. Hani şöyle. Ve salça. Evet. Gerçekten kaşık yiyorum. Oyna. Evde tuzumuz bile yok. O kadar alışveriş yapmıyorlardı. Kızım ben de dünya o kadar indirim var. Getireydin. Tek bir sos hakkımız yok aşkım. Birkaç tane alabiliriz. Herkes bir sos seçsin falan. Tamam. Bu salata sosuymuş. Göstereyim, gösteremiyorum. Netlemiyor. Evet. Şöyle bir salata sosu aldık. Ketçapımız var mıydı hayatım? Az vardı sanki. Ketçap mayonez de alalım. Arkamızda ketçap. Barbekümüz var mıydı? Ergonomik bir insansın. Ergonomik mi? Ekonomik demek istedim. Ben anladım. Bu Eda biçimin özel isteği. Buyurunuz efendim. Bunu tutuyorum çünkü elimde şu an. Bu da gidiyor hafif mayoneze bakıyor. Ya mayonez ne kadar sağlıklı. Harbiden ya. Kandırma kendini. Yani ikna oldum. Ben de bir ikna oldum. Yine domates kadınlığını yapmıştır. Hepsini tek başıma yerim. Seçmece bunlar, seçmece. Yeter, idare edin artık. Aa, gereksiz alışveriş yaptıktan sonra en ufak şeyden kısmaya çalışan o kadın. Evet, pişmanlık hissi geldi. Bak şu arada bir yerde Betül var. Marul seçiyor. Salata kadın olarak salatayı yapma görevini ben üstlenmek istedim. O istendi, evet. Alışverişini yapıyorum şu an. Ver bana. Tamam, gerisine. Havuç çok yeşillik yeterli bence. Yeter. Sana bırakıyoruz, salata sende bugün. Şimdi brokoli ve karnabahar kısmına geldik. Bunları fırında hop hop pişireceğiz. Size çok garip bir yere bıraktım. İnşallah düşmezsiniz. Yeter mi bu kadar? Karnabahar biraz daha küçük olabilir. Şöyle. Tam kafamda. Karnabahar. Çok zor.
Evet, bunlar da tamam. Kap kız şundan hemen bir tane. Dünyanın en güzel şeyi. Sen kabak istiyor musun? Şimdi karnabahar var, Brüksel lahanası var, havuç var, kapya var, brokoli var. Yani yeter sanki yeter. Ya. Evet, yeter. Yeter. Her şeyi alıyorlar ya. Yiyeceğiz. Ben yerim de Betül'e güvenmiyorum. Domatesli salatalıklar bitecek o kesin de ya. Siz burada hani konuşuyorsunuz, sebze fırın bilmem ne, Eda ile biz köfte mi yapsak? Ben meyve seçiyorum. Yeşil elma alacağım. Senin bir şey var mı? Yok, çok teşekkürler. Portakal. Mandalina, portakal olur. Yeter, C vitamini. Ye tamam. Kız, mantar da var burada. Biraz büyük büyük olsun istedim de çok büyük yok bunlarda sanki. Bu olur mu? O olur be. Bir tane yeter bence. Dolmuş patates kızartmasını unutmamamız lazım. Bir de ne bir şey daha unutmayacaktık. Yoğurt. Ne? Yoğurt. Lütfen kaymaksız. Kaymak gibi. Bunu bir daha yapmalıydık gerçekten. Kaymaksız kaymak. Yeah. Ama yok buradan. Yok, o değil ki o. Vallahi de yok. Üzücü. O zaman sizi et kısmına tam uğurlarken uğurlayamadım. Patates kızartması bulduk. Yeter mi bu? Acaba bunun tadı nasıldır ki? Şundan alalım. Bir tane yeter mi ki? Dondurulmuş sebzeler de var. Hatta şurada kocaman bir brokoli vardı. Et kısmına buyurunuz efendim, uğurluyoruz. Sonunda. Meyve aldı yine. Ne aldı yine kız? Ayva mı aldı? Ayva. Ben neden öpmeden duramıyorum? Ama gerçekten benim böyle bir şeyim var kanka. Temat bağımlılığı. Ben sevdiğim insanları sürekli öpmek sorulmaz. Yani çok... Ben istediğin gibi öpebilir, elleyebilirsin kanki. Bak buralar senin çok sevmediğin yerler olabilir. Evet. Cips alacağım şimdi. Yani evet. Tercihim yerler değil ama olsun. Ben severim. Senin yaradanına kurban. Bu var bir de. Bunun şöyle bir boy. İçi full Pringles dolu. Ooo. İşte o benlikmiş. Evet, evet. Bu var ya en sevdiğim Pringles gerçekten. En sevdiğim de. Barbeküsünü de seviyorum ama. Bir tık daha ağır geliyor. Bunu aşırı derecede çok sevdim. Tamam, şöyle hop ikisini alalım. Lila Paus bayılırım. Ben de. Bayılırım. Alalım mı? Al kankim. Şöyle bir Milka standı göstermek istiyorum. Kocaman ve içinde her şey var. Ay Milkiniz de alınır şimdi ama bu var ya bu. Bu çok fena bir şey. Benim ayağım titriyor artık. Benim de. Oha gerçekten benim. Çok ben acıktım. Çok ben de çok kötüyüm. Oo. Yani bir fırından olsaydı ama. Fırından yok mu burada? Vallahi de yok. Fırından mı almış herkes anlamadım. Bu da güzel kız. Alalım mı bundan da? Bu çerez de mi? Evet. Tamam. Alışverişimiz sonlandı diyebilir miyiz efendim? Evet. Ay, evde yapma malzemesi. Şimdi o furya başlayacak. Dur hesap ne kadar çıkacak? İlk önce ona ben bakalım. Ben çok merak ediyorum. Şey birazcık korkuyoruz. Hesap kimde hemen? O oyuna şimdi başlıyormuşuz. Tahminin var mı? Tahmin söylüyorum. Mi? Söyle. 3K. Arttırıyorum. 3600 lira diyorum. Yok. Ben 2150. Ben de 2000 civarında düşünüyorum. Arkadaşlar markete uzun zamandır gitmiyorsunuz galiba. Görürüz aşkım. Evet, burada Reels'lar da çekiliyor bir yandan. Tutarımız 1780 TL. Arkadaşlar markete uzun zamandır gitmiyorsunuz galiba. Ne oldu? Biraz haksız bir ne şey oldu? Söyledim. Bana kalsa 3600 lira. 780. Evet. Yes. Aşkım sana yılbaşı hediyesi alayım. Al. Ne? Mercedes G kasa mı istersin? Range Rover mi istersin? Ben ya gerçekten sana yazıklar olsun ya. Sana yazıklar olsun. Şipşak yerleştirdik şimdi Veysel. Meze almaya geçiyor. Biz de direkt eve gidiyoruz. Kızlarla bir an önce yemeği hazırlamaya başlamak için. Bu arada bölüyorum. Evet. Şöyle bir göster, bir baksınlar, bir fark ettiler mi acaba? Aa, evet. Yıkanmış. Yıka yazısı yok artık bak. Farsı salonu aldım kızlar daha rahat girebilsin diye. Sizi de tam olarak şuraya sabitliyorum. Buyurun bebeğim. Farsı duyuyor musun? Bunu göremiyorum şu an. Zor anacım zor. Farsı anneciğim. Bekle anneciğim dur. Ne oldu? Bak salondasın. Hiç kimse de yok içeride. Ama senin aklın burada. Ne yapacağız? Ne oldu? Kim geldi? Gazam mübarek olsun. Hiç mi yağ koymuyoruz? Hiç. Sıfır. Kendi yağı var zaten. Gerçekten mi? Hayır, kendi yağı var. Bardak üstüne kapatıyorsun ve tozlanmıyor. Abi. Bardağın tozlanmıyor. Tam bir yeni gelin itemi değilmiş. Bakar mısın?
çok moralim bozuldu şu an Betül. Yalnız ben onu bir artı bir evde yaşıyorken teyzem getirmiş. Gerçekten çok tatlı teyzene selamlar, o ayrı bir konu. Bardağın üstüne koyuyorsun kanka, toplanmıyor bardağın. Hayatım ilk defa böyle bir icat görüyorum. Çok tatlı ya. Hayatımdan patatesin bu kadar güzel kokmuştur ki. Abartmayı çok seviyorsun. Şu an güzel koktu ya. Gerçekten mi? Yemin ederim güzel koktu. Bak burada yazıyor ki daha atalı 1,5 saniye oldu. Kesmeye yakışmıyor elim hiç. Bu kestiğin hali beni ya. Tertemiz yapıyorum işte, şu önlere gitsen. Hadi öpme kankim. Bak ben böyle yardırıyorum takır tukur. Karı 2 saattir böyle piş 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 piş. Herkes her şey yapacak diye bir şey yok arkadaşlar. O zaman bana hakem kesmeyecektin kanka, 5 dakikada yemek hazır. Ben mantarı yemeyeceğim ki, ne bileyim yapmayı. Mantarlar mı gülecek daha buraya? Kapya biberler de var, Brüksel'de almasın ama. Ya daha fazla alsaydınız ya, bir tane şiş. Azıcık bir zeytinyağı koy. Zeytinyağı yani, şurada bu arada. Ya tamam şey. Air fryer'dan patateslerimiz. Ya bunu size söyleyeceğim. 2 tane olmaz mı bu sırada? 2 şey. Ha, çok mu sıcaksın? Ha değil mi? O hiç sıcak mıymış? Onu istemem. Oradan yeni isterim. Al o zaman. Bunun arkasına only you koyar mısın? Çok iyi patates. Patates. Birazcık tuz. Ben bakayım. Siz açmayın ki pars atlamasın üstümüze. Bu arada ikinci aldığımız patatesler böyle biraz daha kalın çıktı. Az önce kızarttıklarımız incecikti. O yüzden böyle karmaşık bir şey oldu. Hayırlısı. Çalış çocuğum haydi. İlk posta patatesimiz işte bu şekilde hazır efendim. Hatta tırtıklayanlar da burada gizli gizli sinsi sen sinsi geziyor. Sen yaptığın için ben yaptım bir kere. Ne? Sen niye tırtıklıyorsun? Aa. Ben ne tırtıklıyorum? Ya hiç sevmem masa hazırlanırken bir şeyler yensin ya. Sen geldin eve, ellerini yıkadın mı? Ben neler yaptım geldim de. Ellerini yıkadın mı? Yıkadım. Sebzelerimiz burada gördüğünüz gibi. Kapya biberimiz, karnabaharımız, brokolimiz ve mantarlarımız var. Şimdi hepsini fırına vereceğiz. Ondan sonra da bir 5 dakika kala bunları çıkarıp içerilerine kaşarlarını yerleştirip tekrar fırına geri vereceğiz. Ellerimize sağlık ayol. Ellerinize sağlık. Ellerimize bravo. Sağlık. Bravo, bravo. Bravo. Ben gittim yaprak sarması aldım. Siz burada neler yapmışsınız? Helal olsun size. Herhalde. Oğlum yılbaşı kombini giymeyecek miyiz ya? Hediyeler. Arabada kaldı. Ben iniyorum aşağı bir daha. Gerçekten mi? Evet. Parksı gezdireceğim. Yılbaşı kıyafeti giymeyecek miyiz? Giyecek miyiz? Bak ben kırmızı bir tane şey getirdim. Madem herkes kırmızılarını giyiyor, ben de giyerim herhalde. Eşofman falan getirmek istedim. Ben de yani hiç giyinme modunda değildim ben aslında. Ben de değilim. Sen bana geçebilir misin? Yine de kıyafetimizi giyeriz, ondan sonra pijamaya geçeriz diye. Patateslere ufak bir mola verdik. Şimdi de Brüksel lahanalarımızı yerleştiriyoruz. Buyurun Zevhir, evet, buyurun. Evet, en sevdiğimiz şey. Birazcık da tuzlayalım bunları. Biraz fazla geldi galiba ama olsundu. Bence bir şey olmaz ya. Pişer. Tuzumuzu da attık. Sebzelerimiz çıktı. Ben ilk önce yandı diye korktum ama kızlar çok iyi piştiler. Şöyle bir yakından göstereyim. Hemen mantarlarımızın ortasına. Yerleştiriniz efendim. Kaşarito. Ay fazla mı oldu? Aa, sarımsak sosu bakacaktım. Dur. Salataya domates ister misiniz? E tabii ki de ki. Sarımsak sosumuzdan geçiyoruz. Kanka bir tane su verir misin? Sağ ol. Uf ya kokacağım. Sevgilimi öpemeyeceğim. Yani beni. Yine de öpeceğim seni. Neyse ki Merve koku aldım. Burun fonksiyonları sadece akmaya yönelik çalışıyor maalesef. Sarılıp yılana. Ay teşekkür ederim kanka, su verenlerin çok olsun. Ne yapacağıydım? Ha, sizin köfteler. Hadi o en son, onu düşünme. 17 saniye sonra seni açacağım. Açıl susam açıl. Haydi haydi. Aç bir bak, ne kaybedersin? Oo, kız yandı mı bunlar kız? Bir çıtır fazla kızarmış diyelim. Burası baharat ve tuz cenneti. Bütün sebzeleri bana tattırıyorsunuz ya. Hiç sevmediği şeyler. En sevmediği şey. Bu domatesleri de küçük küçük istiyorsunuz değil mi? Tabii. Betül'e kilitliyor. Kanka vallahi olmuş gibi gözüküyor. Neden bu kadar yemekten uzaksınız? Çok olurum ben. Ben de aynen bana. Doyuyorum çünkü. 2 saattir patates kızartması tırtıklayan insan evladı şimdi? Söylüyor. Merve bunlar çok küçük geliyor mu sana? Ben büyük geliyor mu gözüne? Yok aşkım. Daha mı küçülteyim? Güzel. Sen nasıl istiyorsan öyle. Bayağı güzel ve çıtır. Yeah. Öyle mi? Evet. Çok güzelmiş ama. Tamam. O zaman bunları nice. Şey yapacağımız bir tabak ayarlayalım. Hemen. Korkunç bir sunum şekli bu.
Çok yanlış bir şey yapıyorum şu an. Şu ağaç kurumuş gibi. Hadi hadi. Somer Şef izlesin sinir krizi. Başarılı. En son bir tane brokoli ve senin atması. Şu da var. Kaşarlarımız yerleştirildi Eda biçim tarafından. Böyle evet, Eda biçim yerleştirdi. Alarmlar çalıyor. Ve senden acil yardım. Aynen ya, bununla beraber. Evet, fırını hiç açmıyorum. Fırının ısısıyla kaşarlar erisin. Değil mi? Bence de. Yanmasın. Karım, okay. Karım doğrusunu bilir. Karım ne diyorsa odur. Kocam. Bu yılbaşını öyle giriyorum. Vizyonum o. Zaten oydu. Devam ediyorum. Çok güzel. Kanımcılık kazanacak. Aynen öyle. Buradan mumlarımı çıkardım. Bir güzel kokuturuz etrafı. Hatta bunları da bunlara şey yapalım. Oluyor mu? Oluyor. Yani çok renkleri uymasa da şu an. Elimizdekilerle idare edelim. Çünkü birazcık spontane gelişti her şey. Masada bunlar garip durur mu? Durmazsa bunlar çok şık çünkü bak. Şak. Gel biz değiştirelim bu işi Merve. Bu böyle olmaz kızım. Ortamızda bunları yakarız. Mum ışığında bir yemek yeriz eminim. Şimdi tuplalarımız bence şu şeyler olsun. Ve başardım. 4 tane çıkarttım. Evet. Suplalarımız Zara'nın bu mantar suplaları olacak efendim. Evet. Peçeteliğimiz, suplalarımız ve şamdanlarımız efendim. Kumaşı çok güzel. Böyle bembeyaz bir masa örtüm vardı. Ama o bazanın altında ve açıkçası aramaya çok üşendim ya. O yüzden çıplak masanın üzerine suplaları yerleştireceğim. Bizim de yemek masamız birazcık böyle günlük olacak ama olsun da. Şöyle karşılıklı yiyelim bence. Ortada şamdanlarımız olsun. Tabaklarımız. Ki buraya daha salatalar vesaire geleceği için ortalık bayağı bir karışacak. Şimdilik bunları da buraya yerleştiriyorum. Tamam. Ay çok güzel olmuş lan. Gerçekten mi? Evet. Bana da versene iki tane. Ha. Ters koyuyoruz bence şu an. Sağ bıçak. Sağ bıçak. Oo kafam gitti. Doğru doğru kanki. Şunu. Hı hı. Ortaya değil mi? Şöyle. Çok tatlış olur bence. Ve çok şık oldu. En azından bir yılbaşı şeyimiz. Yılbaşı ağacımız da yok da bizim şu an. Ama taşınacaksınız diye zaten. Evet, kurmadık yani. Başka diğerlerine gitmeye başlasan pars almaz değil mi kanki? Neyi? Masadan bir şey. Tabii sarmaları Eda elleriyle böyle 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 sardı. Hepsi de tek tek ilgilendi. Soslar bozacak görüntüyü ama şöyle mi yapsak? Bak yine aşırıyor oradan bak. Ben doydum mu? Ben de ya. Of bundan çok korkuyordum. Bir yandan seni buradan çekiyorum. Bir yandan bak, ben de reis yapıyorum. Ay, masayı bir yakından göstereyim size dur. En son aynen sebzelerimiz kaldı ve sonra finito. Finito, yes. Siz adamlarımızı değiştirecek miyiz? Değiştirelim. Değiştirelim mi? Değiştirelim. Ay biz zor geliyor, biz zor geliyor ama tamam şu an pijamaları giyeyim. Olsun kanki. Ne yapıyoruz biliyor musun? Şıkır şıkır elbiselerimizi giyiyoruz ve geliyoruz. Yemeğimizi yiyoruz. Ben de mi? Sen de bir gömlek giy aşkım. Bir üstüne başına bir şey yap hadi. Hadi. Güzel girelim. Evet güzel girelim 2023. Ben de kırmızı elbisemi giyip geleceğim. Aynen yemek öncesi. Pars'a da bir hemen papyon. Takalım mı sana da bir tane papyon? Var. Oha çok iyi. Madem kırmızı giyecektiniz bana neden söylemediniz? Ben cenazeye gider gibi pijama giyecektim. Ne giyeceğimi aradım bulamadım. Evet. En son dedim ki kırmızı pantolon giyeceğim, kırmızımı getirdim. Üstten de Merve'ninkini aldım. Aynen. Evet bu kombini nereye gidiyorsun Merve? Ben bu kombinimle şöyle göstermek istiyorum. Nefsiliksiz diyeceğim. Monopoly oynayacağım, tabu oynayacağım, Uno oynayacağım. Ben kocam ölmüş cenazesini yapacağım. Tövbe tövbe şakayı da anlamam. Ya yılbaşının zaten bir iki rengi vardır ya kırmızı ya siyah giyersin. Kim dedi bunu? Evrensel. Tamam. Betçe de diyor ki ben dedim. Veysel de birazdan gelecek. Şimdi Pars'ın papyonunu takıyor kendileri. Buyurunuz efendim. Çakmağımızı çakalım. Yakıyorum. Yakınız efendim. Aa güzel çakmağımızı niye vermemiş Veysel? Veysel bunu verdi. Biraz beklersen yanacak. Odaklamıyor bir saniye kanka. Şu an yanmış olma ihtimali var. Sabırla sebatle yapacağız. Elim titriyor. Parkinson mu oldu? Ya tövbe estağfurullah ya. Bugün ağzımı sürekli aydınmışım. Yapabilirsin kızım. Ne yapıyorsun? Yapamadım burada. Bunun bak bu kısmı var. Bu güzel evet, yanacak. Bu yanacak az şimdi. Olacak. Bundan bir tane daha var mı bundan? Tamam. Çareler tükenmez. O eridikçe bence mumu yükselebilir. Ne dersin? Eritiyorum bir tane. Yapıştır. Bir mum harikasın. Yakmak bu kadar zor olmazdı. Ama oluyor şu an. Gerçekten evet evet. Büyüyor, oldu. Helal olsun. Helal olsun. Rezil etmemeliyim. Yapıyorsun bu işi. Ne diyor senin burada çekilebildiğe? Aa, benim yakışıklı
oğlum ya? Sen papyon mu taktın ya? Bu ne güzellik ya? Bu ne güzellik ya? Bak bakayım yukarısına bak. Aa, çocuğum. Yakışıklı. o zaman seni bir brokoliyle ödüllendireyim. Fatini ver bakayım. Evet, şöyle küçük bir brokoli efendim. Bekle anneciğim, bak bana. Bana bak. Al bakalım. Oh, afiyet olsun. Oğlum brokoliyi de bu kadar iştahlı yeme ya. Evet, şöyle bir masamızı ziyaret etmek gerekirse efendim, menümüz evet. Bu şekilde. Herkes kola, Edoş Aysli mi? Yes. Evet aşkım. Oyun gecesi yapıyoruz arkadaşlarım, bu şekildeyiz, eyvahlar olsun. Ben oyun kısmına geçtiğimizde pijamalarımı giyerim arkadaşlar. Ben de. Haberiniz olsun. Yok ben böyle kalacağım kardeşim. Olmaz ki, ben sporcuyla oynayacağız diye düşünüyordum. Oynayacağız mı? Ay. Ay. Güzel oldu gerçekten. Güzel oldu. Ben direkt salatayla besliyorum. Ben sebzelerden falan zerre köfteyle. Gerçekten acıktık. Çok güzel. Evet. Yakacaksın ağacını, git buradan. Bundan çıkmış yangın. Aa, ısınıyor mu? Isınıyor. Ama çok ben kötü oldu. İstiner oğlum, yapma. Yanlışlıkla videoya girdim. Fotoğraf çekeceğim bir dakika. Yani gerçekten bunu nasıl başardığımıza dair hiçbir fikrim yok ama. Ne yaptık biz? Yedik Allah'a şükür. Doyduk. Güzel yedik. Fakat iyi. Saatlerimiz kaçı gösteriyor efendim? Hemen bakalım. Ay çok şıksınız ya. Ay teşekkür ederim. Gözlerimi alamıyorum üzerinizden. Biraz kilolar aldım, kusura bakmayın, size layık olamadım. 2023 aşkım, hedef. Aşkım kilo nedir, alınır verilir. Hiç sıkıntı yok. Vereceğiz artık. Vereceğiz. Vereceğiz dediler be. Oo, saate bakın. Yarım saatimiz var. Eyvah. Anneciğim yarım saat kalmış. Çar da yapalım, kahve de yapalım. Çarabımız da var. Oley! Götü duyarken çay! Ben bulaşıkları makineye atan diyeyim. Buraya girmek yok, yasak. Aşağıda kutlama var kız. Daha girmedik. Nerede? Sitede mi toplandılar acaba? Aa, baksana sesler geliyor. Kızlar aa dışarıda oynuyorlar kız. Siz beni de alın. Çok iyi. Bak. Bayağı şey halay çekiyor. Halay çekiyorlar ya. Evet. Onlar orada şey yapıyor, biz de burada yapalım. Kız sen neredesin, gel buraya. 3 saat konuştu. Aynen. Ay ben de baksın şeyleri temizlemişlerdir inşallah dedim de yine de. Dedim mi lan, doğru söylüyorsun. Ne dedi bu arada? Gülse bile bu arada ben toparlanıp geldim. Öyle mi? Gel bakayım buraya. Geldim kankim. İster kötü yolda gitmem. Eyvah. Oğlum bulaşık çıkarken yeni yılı kaçıracağız bu arada. Ya evet. Oo, ya. Bakın ya. Annem toplu mesaj attı. Niye? Kanka o kadar şey yapmam demek yok değil. Kanka emin misin? Evet her şey makineye atacağım. Çalıştıracağım makineyi. Bütün alımsızlıkların geride kaldı. Allah yolunda imanlı, sağlıklı, başarılı, bol kazançlı, mutluluk ve aşk dolu yıllar sizinle bizimle olsun. Ya benim annelere karşı ekstra böyle bir şeyim var ya. Ya şu melek kadının annesi zaten kim olabilirdi ki? Hüki ablam. Eğer bu videoyu izliyorsan seni çok seviyorum. Eğer bu videoyu izliyorsan sakın abone olup like atmayı unutma anne. Yoksa kavga. Yalana da başladı. Başkan. Ne kesersin orayı be? Yok kesmezsen. Kesmeyeceğim.
Kesme lan. Kesmeyeyim. Karım değil misin? Karım değil misin? Simay benim karım. Biz böyle diyebiliyoruz mesela işte. Arkadaşlar size göstermek istediğim bir şey var. Uğur Dündar'ın böcekli yemekhanesi 1. Betül'ün iş yapması 2 bak. Hijyen. Sıhhiyat 0. Ya bakın şimdi. Büyük parçalar gitmesin diye. Küçük parçaların hepsini buraya mı attın? Bir saniye, bir saniye yavaşça emecek. Sonra parçalar yukarıda büyük midem parçalar. Midem bulandı. Midem kalktı. Ben böyle bir şeyde kahve içemem. Böyle. Böyle 5 kere gösterdim orayı. Kanka ya, ezildim. Kanka orada yapmayacağız. Birinizin, hayır ben bunu görmedim. Birinizin beni savunması lazım. Kanka savunulacak hiçbir yerim yok. Özür dilerim. Alın lan, yapmıyorum. Arkadaşlar bana bu da haksızlık edildiğini bence siz anladınız. Bari siz yazın. Bak utanmadan ya. Hala devam ediyor. Hayır hala devam ediyor. Mayomu giyip yemeğini buraya giyip. Bir tane meme var böyle. Birisi bir şey anlatıyor falan. Adam da böyle yapıyor. Ben diyor bana bir taş kule atsın diyor. Şurada kovalmış 13 dakika. Kovalmış. 2020 çekilerken kırarsanız. Kalbim kırık girerim. Tamam o zaman ben size bir kahve yapayım. Buzları çözelim, evet. Eritelim. Sizi yine şu bardağın üzerine koyacağım. Aklınıza sığınarak. Ama şu havuzu bir boşalt ya, bir şey olsun. Ya tamam ya Allah süper. Al parçalar da giderse de gitsin. Aldım bunu. Şeyden kastım şey buydu. Ya. O Betül'ün bardağı. Şekerli içen kim? Ben. Sadece Eda. Yalnız Eda öyle bir soru ki sen şekerli içen şerefsiz kim? Ha? Kim o şerefsiz hain? Hayır bilmiyorum diye. Eda'nın şöyle bir şeyi var. Demek o bu. Demek o. Söyleyeceğim. White chocolate mocha içen erkekten olmaz. O sırada ben karşısında karamel frappuccino öpürdüm yapıyorum. Beyaz telefon olan erkekle olmaz. Mesela. Bir dakika. Evet, evet. Şimdi bu konu üzerine yoğunlaşırsak. Haydi bakalım. Sonra sana bana geliyor, korkuyorum. Sana bana gelmeden kapatacağım. Başka ne var Eda'nın? Başka? Mesela kısa paça pantolon, kundura giyenle olmaz yani. Bak direkt eliminated. Bak haklı olduğun noktalar var ama yani. Şimdi onları düşünemiyorum. Betül insan olsun yeterli. İnsanlara ayıp yapmasın. Konuşmalarına dikkat etsin. Kimseye taslamasın. Evet mesela daptar gömlek giymesin, böğrü açık olmasın, anladın mı? Bak bu kızcağız manevi şeylerden konuşurken yine material girl. Starbucks'a gidenle olmaz. Ay bunu deme! Starbucks'a gidenle olmaz dedi ya. Eda'nın en çok sevdiği şeyin Starbucks olduğu aynısında böyle. Hayır gidip oturmasın, evine söyleyebilir. Veya kahvesini alacak gidecek. Ya olamaz böyle bir şey ya. Sabah işine giderken tabii kahvesini alır. Ben kimseye karışmıyorum. Sana orada oturmasın, laptopunu açıp maillerini atmasın. Onun yapsın çıksın. 2, 1, kameraya. Beto! Kanki! Seviyorum. Ben de çok seviyorum. İyi ki varsın. İyi ki varsın. Tam bir saat sonra masa hazırladık. Gerçekten yok yok yemeye devam ediyoruz. Ama bu muma ne oldu? Çileğimiz var. Şurada meyvelerimiz var. Fıstığımız var, cipslerimiz var, pişmaniyemiz var, çekirdeğimiz var, Antep fıstığımız var. Var da var. Şimdi biz bu masaya oturuyoruz. Birazcık sohbet, muhabbet. Ben hemen geldim. Boş tabakları göstermemiz yok. Bunu kim yapıyordu kanki? Uğur mu? O zaman afiyet olsun. Nice yıllara. Sana mutlu senelerini olsun, kanka aşk azalır. En çok sevdiğim şeylerden biri. Acayip ihtiyacım oluyor. Şaka değil. Şaka değil vallahi. Veysel var ya, gittiği her yerde çorap alıyor bu arada. Birazdan mutlu olacaksınız. Kırmızı çorap. Onu ben dızladım biliyorsun değil mi? Sen de bir aç da. Açıyorum. Oha ilk hediyem. Çok güzel bir şey bu. Şeylerin için de giymedik. Hemen değiştireceğim. Süper olsun ya. Şakama ama şaka çok güzel. Geçene vereyim. Kankam. Değiştirmek istiyorsan. Aşkım şu an varsa bakmalı. Aaa. Çok güzel. Perfecto.
Evet, Merve ile değiştirdik bu arada. Kanka acaba o benimki miydi? Neyse, yarın değişime gidin. Bir dakika, ikiniz de beni şeydeyken aradınız ve ben terasla korkudan ne yaptım bile bilemedim, ne yaptım. Kanka ama bu arada çok güzelmiş gerçekten. Sevmedim mi? Seneye de giyersin aşkım. Aşkım. Hep birlikte inşallah. İnşallah. Sen onu bir kıskandın zaten. Evet, ben onu kıskandım. Şuradan böyle bir fiyonk olduğunu varsayalım şöyle. Hı hı. Ne anladın yurda gül? Ben teşekkür ederim. Teşekkür dahi etmiyorum. Kanka vaktim olmadı benim ama. Ya aşkım saçmalama, olur mu öyle şey? Bu arada bak, kendimi kutusuna da from me to me yazmışım bak. Yazdığım nota bak, as always yazmışım de her zaman. Bir dakika, net diyor mu? Bu her benimki. Thank you. Açıyorum. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Cam sakızı çalamadım. Ben teşekkür ederim. Mesela bunu benden çalmaya çalışıyor bu arada. Gözü var böyle şeylerde. Yazıklar. Hani hayat müşterek. Çekti. Dalimden bir sürü bekliyorum. Ay çok yakıştı sana da. Ha, burada bir şeyler daha var. Ben de kendimkini açayım. Kendine hediyesini açıyordu. Buyuruz efendim. Çok güzel. Senin çantanla uyumlu. Evet, bu arada tam Betülük bir şey bu ya. Aşkım ben teşekkür ederim. Gülüşmeler. Gerçekten bu kadar operasyona girdiğim için. Ayrıca teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim aşkım. Birlikte. Ben şimdi bak neye takıldım biliyor musun? Ben sana neredesin dediğimde bana yalan söyleyebiliyor olman hiç hoşuma gitmedi. Ay, neredesin dediğinde gerçekten oradaydım. Bu bir tanesini zaten önceden almıştım kanki. Yılbaşının ertesi gününden. Herkese selamlar. Günaydın. Betüş Peri aramızdan ayrıldı. Onun biraz işleri vardı. Biz de o yüzden dedik ki kahvaltıya gelelim. Gelin bana bakayım. Canavar bir muhlama söyledik. Efendim menemenimiz var. Ekmeklerimiz var. Pişilerimiz var. Şurada patates kavurması var. O kadar lezzetli ki. Ve acukalar var. Dım 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 dım. İzninizle efendim biz kahvaltıya. Başlayalım. Herkese 2 Ocak Pazartesi'den selamlar. Bu evde son kez böyle bir yılbaşı geçiriyorken, ki zaten ikinci ve son yılbaşımız oldu. Bunu sizinle paylaşmak istedim. Çünkü hem arkadaşlarımla böyle bir alışveriş yaptığım, hem yemek hazırladığımız, hem yemek yediğimiz, hem sohbet ettiğimiz her şeyi paylaşmak istedim. 2022 bana gerçekten çok fazla şey kattı. Çok fazla şey öğretti. Birazcık koşturmalı geçse de önümüzdeki sene de bir o kadar koşturmalı geçecek, farkındayım. Çünkü artık 2023'te taşınmak zorundayız. Ev sahibimizle beklediğimiz ev dolayısıyla birazcık zor durumda kalıyor. Söylemiştim zaten, onu da kendi ev sahibi evden çıkarıyordu ve artık böyle birazcık sıkıntılı bir noktaya girmişler, davalık olacak kadar. Biz de öbür taraftaki ev için süreci hızlandırmaya çalışıyoruz. Her şey o kadar bizim dışımızda gelişiyor ve her şeyi kontrol etme çabam o kadar içimi yiyor ki, yani çok zorlandım. Hayatım da bana yavaş yavaş bir şeyler öğretti. Elimde olmayan sebepleri ve şeyleri yönetemeyeceğim gibi yaşamaya da alışmaya çalışıyorum. Bu benim için gerçekten çok zor. Anksiyetesi olan, kontrol manyağı bir insan için bunlar çok zor şeyler, ama şu son 5 ay özellikle ev konusunda çok büyük sınandık. 2023 dilerim ki hepimiz için bol kazançlı, bol kahkahalı, hayatımızdaki enerji vampirlerinden kurtulduğumuz, gerçekten sevdiklerimizle, bize iyi gelen insanlarla güzel bir sene olsun. Sizlerle daha upuzun senelerimiz olsun istiyorum. İyi ki varsınız, iyi ki benimlesiniz. Bu evdeki son vlogumu da bu şekilde paylaşmış olmayı ümit ediyorum inşallah. Eğer bir tane daha vlog çekersem videonun bu kısmını oraya tekrar alıntılayacağım. Çok yorgunum, birazcık da hastayım. Biliyorsunuz yılbaşına girerken zaten hastaydım. O yüzden de enerjim şu an birazcık düşük, ama kendimi çok huzurlu ve çok mutlu hissediyorum. Hem sizlere sahibim, hem çok güzel bir ailem, hem de çok sevdiğim arkadaşlarım var. İyi ki varsınız, iyi ki benimlesiniz. Öyleyse umarım bu videoyu severek, beğenerek, gülerek, eğlenerek izlemişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Öyleyse bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizi kocaman öpüyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.